Otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı nedir? O zaman demek ki arkadaşlar otobüs kartını bulamama olasılığına bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane durum var. 4 bölü 5 olasılıkla bulamaz ilkinde. Diyelim bu geldi tamam mı? İkinci durumda arkadaşlar 3 bölü 4 olasılıkla bulamaz. Diyelim bu denk geldi eline. Artık 3. de bulma olasılığı 1 bölü 3'tür. Böylece bunlar sadeleşir. Cevabımız 1 bölü 5 olur. B şıkkı. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Tüm durumlar 6 faktöriyel bunların hepsinin düzgünce oturabileceği durum. Ayça ve Büşra karşı karşıya ve yan yana gelmediği için yan yana geldiği durumları çıkaralım. 1 2 3 4. 4 durumdan birinde yan yana gelirler, kendi aralarında yer değiştirirler. Kalan 4 kişi 4 faktöriyel diye sıralanır. Eksi Bu sefer karşılıklı olabilirler. Bakın karşılıklı olabilecekleri kaç durum var? 3 tane. 1 2 3 ve kendi aralarında yer değiştirebilirler. Bakın diyelim böyle oldular. İki kişiden birisi x, y olursa öbürü y, x şeklinde yer değiştirebiliyorlar. Bu yüzden 3 çarpı 2 faktöriyel çarpı geri kalanlar 4 faktöriyel eşittir. Bu sayıları tek tek şimdi uğraşmayayım arkadaşlar ben. Cevabı hemen yazayım. 384 sonuçta mantığını söyledim. B şıkkı. İki farklı renk seçecek. O zaman arkadaşlar 5'in ikilisi. Toplam 3 gül 1, bir ve 3 gül ve 1 vazo. Şimdi 3 gülü 2 farklı renkten seçecek ya diyelim e, beyaz ve kırmızı olsun. 2 beyaz 1 kırmızı ya da 2 kırmızı 1 beyaz olabilir. O yüzden arkadaşlar bunu 2 ile çarpacağız. Vazolardan da 2'nin birlisi diyeceğiz. Böylece 10 çarpı 4'ten cevap 40 olur. D şıkkı. Toplamların 14 olması için arkadaşlar ne olabilir? E, seçilen rakamlar. Bir kere en büyükten başlayalım. 10, 4 olur. 9, 5, 8, 6, 7, 7 olmayacak çünkü rakamlar farklı sonuçta birbirinden. Sayılar farklı pardon. 6 numaralı topun çekilmiş olma olasılığı gördüğünüz gibi 1 bölü 3 B şıkkı. Sadece M ve N köşelerinin olduğu kenarlara bakalım zeminler. Bakın şimdi sadece N köşesinin olduğu bir zemin bu. Sonra sadece N köşesinin olduğu zemin bir de alttaki 2 oldu. Şimdi sadece M'nin olduğu zemin bir üst zemin. Bir de arkada karşı tarafta olan zemin bu. Toplamda bakın 4 tane zemin oldu. Gerçekte 6 zemin var. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 arkadaşlar. D şıkkı. Arkadaşlar sizin baskıda yetişmemiş olabilir. Elinizdeki baskılarda hata varsa ben şöyle düzelteyim burada. E, şu cümleyi düzeltip başlayalım. E, sadece Almanca bilen... veya Fransızca bilen 18 kişi diye bunu düzeltin. Şimdi soruya ona göre bakalım. İngilizce ve Fransızca ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerden meydana gelen bir toplulukta Almanca bilenlerden hiçbiri başka bir dil bilmiyor. Diğerleriyle ilgili özel bir bilgi vermemiş. Hani Fransızca ve İngilizce ile ilgili ama Almanca'da kesinlikle böyle bir ayrım var. O yüzden görüntüyü önce böyle oluşturmalıyız. Bir de Sizden ricam eğer sizde baskıda düzelmediyse yani soruda hata olduğunu düşünüyorsanız bu cümleme göre bir daha deneyin ondan sonra izleyin arkadaşlar. Belki soruyu yaparsınız. Şimdi böyle düzenledim. Sonra ne diyeceğim? İngilizce bilmeyen 13. İngilizce bilmeyen 13 ise buraya A dersem bakın buraya 13 eksi A derim arkadaşlar. Tamam mı? Hatta şöyle diyeceğim. Soruda benden A'yı isteyeceği için birazdan şöyle bir uyanıklık yapayım. Buraya 13 eksi A diyeyim. Önemli değil sadece harf veriyorum zaten şu an görmeseniz sorun değil. Fransızca bilmeyenler 12 kişi. Fransızca bilmeyen demek Almanca bilen ve sadece İngilizce bilen kısmı bakın. Burası sonuçta Fransızca bilmeyene dahil. Haliyle ne olacak burası da toplamları 12 olması için 12 eksa. Bir de demin düzelttiğim ifade bakın sadece Almanca bilen veya Fransızca bilen buranın tamamı bu sefer. Yani a artı 13 eksi a artı x eşittir 18 olmalı. O zaman işte bu x dediğim yer burası da 5 olacak. Şimdi toplamda bunlar 21 kişi. 25, 5 daha 30 eksi a eşittir 21. a bakın 9 oldu. Demek ki 9 bölü 21 Almanca bilen olma olasılığı 3 bölü 7 yaptı. Sadeleştirince e şıkkı. Evet arkadaşlar burada önemli olan kısım şu ortak yerler. Şimdi onlardan başlayalım. Burada sadece bir tane komşu altıgende üçgen sembol olacak ya. Şu ikisinden birine o üçgeni koyduk diyelim. İkisinden biri. Örnek buraya denk geldi temsil olarak. Daha bunun iki tane daha hakkı var. Şunlardan bir tanesine gelir. Doğru mu? Böylece dördün, birlisi, dördün ikilisi artı hiç ortak kenarlara denk getirmeyiz. Bu buradan, bu da buradan alır arkadaşlar. Böylece 4'ün üçlüsü çarpı 4'ün birlisi olur arkadaşlar. 6 kere 2, 12. 4 çarpı 4, 16. 28 olur. B şıkkı. 5 harfli palindrom bir kelime yazacağız şimdi. Burada şu ve şunun eşitliği önemli arkadaşlar. Ortadaki önemli değil çünkü Sonuç olarak ilk iki harfle son iki harfin eşit olması lazım. Böyle simetrik olması gerekiyor gördüğünüz gibi aynadan yansıtmak gibi. Şimdi bu yüzden burada da görmemiz gereken mevzu iki tane sesli harf yan yana gelmeyecek. Yani bunlara S artı diyeyim böyle S artı S eksi S artı S eksi S artı. Yani ya sessizle sesliyle başlayacağız sessizle sesliyle bitecek. Ya da sessizle başlayacağız. Bakın böyle bir sesli bir sessiz şeklinde böyle gidecek. O zaman istediğimiz sayıda arkadaşlar elimizde e, kullanabileceğimiz kadar harf var. Yani 3 sesli harf var ya diyelim A, E, O. Burada A'yı bir kere kullanacaksın demek değil. İstediğin kadar kullanabilirsin A'yı. Yine X, Y, Z, T diyelim. X, Y, Z, T'den X'i 3 defa kullanma hakkım var problem değil. O zaman ben şunu söylerim. Burada sesli ile başlarsam 3 harften istediğim gibi buraya yazarım. 3. Sonra sessiz harf arkadaşlar. 4 kere buraya yazabilirim. Buraya istediğim sesli harfi bir daha yazıyorum. Yani A'yı yazdım diye bir daha yazmama hakkım yok. Bir daha yazabilirim. Dolayısıyla buraya yine 3 yazdım. Şimdi arkadaşlar buraya ama artık ne diyeceğiz? Bununla bu aynı. 3 çarpı 1. Yine burasıyla bu aynı. Ne harfi kullanıyorsak aynısı olması lazım. Örnek A, X, şurası O olsun. O zaman burası mecburen X olacak, burası mecburen A olacak. Tamam mı? Birincisi bu. 12 çarpı 3'ten 36 oldu. Gelelim şimdi ikinci duruma. İkinci de, de ne dedik? Sessizle başlayabiliriz. Sessiz hakkım 4 tane. O zaman diğerine mecburen sesli yazmalıyım. Sessiz hakkım yine 4 tane. İstediğim sayıyı da kullanabiliyorum. Artık bu neyse, bu da O. Bu neyse, bu da O. 16 çarpı 3'ten burası da 48 oldu. Bunların toplamları 84 yaptı. D şıkkı. Burada arkadaşlar az olması için ihtimal ne yapmam lazım? Toplamlarını mümkün olduğunca ona yakınlaştırmam lazım. Haliyle 10 seçebilir miyim? Hayır. 10 seçersem çünkü toplamları 10 olan 2 sayı 10 artı 0'dır. Bu olmaz. 9 seçersem e yine 9 ve 1 yapabilirim sadece. O zaman çarpımları da arkadaşlar en az 10 olmaz. Bu yüzden daha 9'u seçemiyorum bile. 8'i seçtiğim zaman 8 ve 2 bakın toplamları 10. En fazla 10 olacaktı. Çarpımları 16. Evet şartı sağlıyor. 8'i seçtiğim zaman bir tek torbadan 2'yi seçebiliyorum. Haliyle arkadaşlar tek bir durum sağladı. 8'i seçersen böylece kazanma olasılığım en düşük olur. Çünkü geri kalan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'da kazanamıyorum 8'i seçtiğim için. Gördüğünüz gibi toplamları 10'dan fazla oluyor. O zaman kaybediyorum oyunu. Ama gidip ben diğerlerini seçsem. Örnek 3'ü seçtim bakın ne kadar fazla ihtimal var. 3'ü seçersem bir kere 4, 5, 6, 7. Bakın 4 durumda oyunu kazanıyorum. Ya da 5 seçersem bakın. 5 için 5, 4, 3, 2 gördünüz mü? Bunlarda çarpımları e, en az 10 ve toplamları da en fazla 10 olduğu için yine 4 durumda bakın oyunu kazanıyorum. Böyle örnekler çoğaltılır 2 ve 4 içinde. Ancak 8'i seçtiğim zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece 2 gelirse oyunu kazanıyorum. Bu yüzden E şıkkı 8 oyunu düşük tutma ihtimalim. Şimdi arkadaşlar toplam durum nedir? Buradan çarktan sayı gelme durumu ikinci 2 iki durumda 1 4 sayıdan 1 gelebilir ilk durumda 2 yine 4 sayıdan 1 gelebilir sonuçta farklı sayı geliyor demiyor. O zaman toplam durum 16. İstenen durum 6 ve 6'dan büyük olması. 2 gelirse 4 gelmeli. Ters çevirir. 4 gelip sonra 2 de gelebilir. 3 olursa 3 olur. 3 olursa 4 olur. 4 olursa 3 olur. 4 olursa 4 olur. 1 2 3 4 5 6 durumda bu çarkı kazanmayı hak ediyor. Şey döndürmeyi. Çarkı döndürdüğünde ise tablet gelme olasılığı bakın 1 bölü 6. Böylece bunlar sadeleşti. 1 bölü 16 A Şimdi arkadaşlar 6 taneden 3 tane seçeceğiz. Normalde istenen durum ne? Bunların aynı yüzde olması. E aynı yüzde olduğu kaç durum vardır? 4 yüzlü olduğu için toplasanız 4 durum vardır. Bu yüzden 4 bölü 20 Cevabımız 1 bölü 5 olur C şık. Bu sorular biraz şöyle tehlikeli. ÖSYM'nin sorduğu soru zaten bu. Yani gerçekten durumu fark etmeniz lazım. Saf böyle dümdüz olasılık sorusu. Böyle ee, olasılık yorumu, olasılık konusuyla alakalı derin bilgiler içeren konu değil. Gerçekten bu durumu fark etmeniz gereken bir soru tipi. Evet A ve B noktalarında bulunuyorlar. Karşılaşma olasılıkları nerede olur? Bir, direkt birbirlerine doğru gelirler. Şimdi yönelebilecekleri kaç durum var? 1, 2, 3. Bunların da öyle 1, 2, 3. O zaman arkadaşlar 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 olasılıkla bunlar AB'nin e, ortasında karşılaşırlar. Sonra arkadaşlar ikinci durum bunları bir silelim hemen. İkincisi arkadaşlar tepe noktasında karşılaşırlar. Bakın birisi buradan gelir birisi buradan gelir ama... Başlangıçta yol hakları bunların 3 tercihten birini kullandıkları için yine 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 olur. Son durumda da şöyle bu noktada karşılaşırlar. Bunun için de yine 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3. Böylece cevabımız 1 bölü 3 olur. B şıkkı. 33'ü nasıl elde edebiliriz? Bunu düşüneceksiniz. Sonuçta 4'ü değiştirme şansım olduğu için 1. 35 eksi 2 derim 33 olur. 35 olması için 4'ü 5 olarak algılaması lazım. Yani 1 bölü 2 olasılık çarpı bu cevabın 2 çıkması için 12 bölü 4'ün o zaman 4'ü 6 olarak algılaması gerekir. 1 bölü 6 olasılıkla da 6 olarak algılıyor. Birincisini hallettik. İkinci durum arkadaşlar nasıl diyebiliriz? 36 eksi 3, 33 olur. O zaman 6 olarak algılaması lazım 4'ü. Bu da ne yapar? 1 bölü 6 olasılıkla 6 algılıyor. 12 bölü 4 yani direkt 4 algılaması lazım. O da 1 bölü 3 olasılık. Bunları topladığımız zaman 1 bölü 12, 1 bölü 18 daha 5 bölü 36 oldu A şıkkı.